Hayırlı akşamlar. Bu güzel Ramazan akşamı A9 televizyon tarafından hazırlanıp sunulan Mübarek Şehir İstanbul programımızın canlı yayınını Hıdiv Kasrı'ndan gerçekleştiriyoruz. İstanbul'un Beykoz ilçesinin Çubuklu sırtlarında bulunan Hıdiv Kasrı, Boğaz'ı tepeden gören çok güzel bir manzaraya sahip. 1907 yılında Mısır'ın son Hıdivi Abbas Hilmi Paşa tarafından İtalyan mimar Delfo Seminati'ye yaptırılmış olan kasır, dönemin mimari modasına uygun olarak Art Nouveau tarzında. Hıdivlik makamı Osmanlı İmparatorluğu'nun Mısır valilerine verdiği ünvandı. Osmanlı'nın Mısır valilerinden olan genç yaştaki Hıdiv Abbas Hilmi Paşa'nın 19. yüzyılın sonlarında uzun süreli olarak İstanbul'da kalması gerekmişti. Bunun amacı Mısır'daki İngiliz nüfuzunu kırabilmek ve Osmanlı Devleti'nden gerekli desteği sağlayabilmekti. Abbas Hilmi Paşa önce 1903 yılında günümüzde kasrın bulunduğu yerde bulunan iki ahşap yalıyı satın aldı. Bir süre sonra yalıların arkasındaki ağaçlık yamaçları ve üst düzlüğü kapsayan 270 dönümlük bahçeyi de aldı. Ahşap yalıları yıktıran Abbas Hilmi Paşa 1907 yılında 1000 metrekare alan üzerine görkemli bir kasır ve üzerine İstanbul Boğazı'nı gören kule inşa ettirdi. Mısır'ı işgal eden İngilizler ülkeye krallık sistemini getirerek Abbas Hilmi Paşa'nın Hıdivlik ünvanını elinden aldı. Abbas Hilmi Paşa tahttan düşürülmesi üzerine İsviçre'ye sürgüne gönderilerek burada yaşamını sürdürdü. Paşa'nın ailesi ise Hıdiv Kasrı'nda 1937 yılına kadar kaldı. Kasrın diğer yüzünde İstanbul'un en büyük gül bahçelerinden biri bulunur. Arkadaki koruluk ve dik yürüyüş yolu ise spor ve yürüyüş yapanlarca değerlendiriliyor. Osmanlı döneminden kalan güzel yapılardan biri olan Hıdiv Kasrı tanıdıktan sonra şimdi de bizi bekleyen güzel günlerden bahsedelim inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından haber verilen bir diğer özelliği ise güzel ahlakıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın üzerinde Allah'ın hadi yani hidayet veren isminin bereketi olacağını söyler. Hadis-i şerif şöyle: Hazreti Mehdi Aleyhisselam mutlaka kıyam edecek. Allah'ın isim ve bereketiyle zuhur edecek. O Allah'ın ismi ve bereketiyle kıyam edecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın isminin bir anlamı da hidayete ulaştırandır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın izniyle dünyanın dört bir köşesindeki tüm insanların Allah'a iman etmelerine ve İslam ahlakına yönelmelerine vesile olacaktır. Yine hadislerde haber verildiği üzere Hazreti Mehdi Aleyhisselam bitkileri ve hayvanları çok sevecektir. Bu da onun sevecen, şefkat dolu güzel ahlakının bir yansımasıdır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam kuru bir ağacı diktiğinde de ağaç hemen yeşillenip yapraklanacaktır buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Görüldüğü gibi bu hadisi şerifte Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bitkileri seveceği ve onlarla bizzat ilgileneceği işaret ediliyor. Bir başka hadis-i şerif ise şöyle: Hazreti Mehdi Aleyhisselam uçan bir kuşa işaret ettiğinde kuş hemen bu emirle yere düşecek. Kuru bir ağacı diktiğinde de ağaç hemen yeşillenip yapraklanacaktır. Bu hadiste de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hayvanlarla ilgileneceğine, hayvanları da kendisini seveceğine işaret ediliyor. Nitekim bir diğer hadiste yer ve gök ehlinin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı sevdiği, kuşların ve denizlerdeki balıkların dahi ondan razı oldukları bildiriliyor. Onun hilafetinden, manevi liderliğinden yer ve gök ehli, bütün yabani hayvanlar, kuşlar, hatta denizdeki balıklar bile razı olacaktır buyuruluyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bir diğer önemli özelliği de hiç malı mülkünü olmamasıdır. O Hazreti Mehdi Aleyhisselam dünyaya gönül bağlamaz ve bunun içinde taş üstüne taş yığmaz. Hadislerde anlatıldığı üzere Hazreti Mehdi Aleyhisselam işleri çok hızlı halledecektir. Hadis-i şerif şöyle: Bu durum 7 yıl devam edecektir. Ancak onun her senesi sizin 20 senenize bedel olacaktır. Hadiste Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bir yılının insanların 20 yılına bedel olduğu söyleniyor.
Bu da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın insanların uzun yıllardır yapamadıkları işleri çok kısa sürede halledeceği anlamına gelir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam her konuya çok hızlı, akılcı, hikmetli ve kalıcı çözüm bulacak ve uygulayacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın ilhamıyla insanları çok iyi tanıyacaktır. Aldığı kararlar da şahit gerektirmeyecektir. İmam Mehdi Aleyhisselam ilahi bilgiye uygun olarak hükmedecektir. İnsanları kendi gerçekleriyle ve kendi iç halleriyle tanıyacaktır. Davud Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam'ın kararları gibi onun hükümleri de şahit gerektirmeyecektir. Hadiste Allah'ın doğru kararları Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kalbine ilham edeceğine işaret ediliyor. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın adil hükümleri gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da tüm hükümleri adil olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kalbine insanların karakterleri ve gerçek yüzleri ilham olunacak ve kişiler hakkında karar verirken Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın delile veya tanığa ihtiyacı olmayacaktır. Nitekim bir diğer hadiste de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hiç kimsede olmayan ilimlerin sahibi olacağı şöyle bildiriliyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın onun fıkıh bilgisi 10 aliminkine bedeldir. İmam Sadık ise durumu şöyle anlatıyor. İlim 27 kısma ayrılmıştır. İnsanoğlu şimdiye kadar bunun sadece 2 kısmını elde edebilmiştir. Kaimimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam kıyam edince diğer 25 kısmı da ortaya çıkacak ve insanlar arasında yayılacaktır. Allah insanlara hidayet vesilesi olması için görevlendirdiği tüm peygamber ve elçilerini ilimce ve vücutça kuvvetlendirmiştir. Allah'ın ahir zamanın hidayet önderi olarak seçtiği Hazreti Mehdi Aleyhisselam da yaşadığı dönemde bu özelliğiyle çok dikkat çekecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın lütfetmesiyle çok üstün ilimlere sahip olacak. Ancak hadis ve rivayetlerdeki bilgilerden bu ilmin klasik kültürel bilgilerden ziyade hikmet, derinlik, akıl, feraset ve basiret olacağı anlaşılmaktadır. Sahip olduğu bu hikmet, feraset, basiret, olayları yorumlayabilme ve sonuç çıkarabilme yeteneği sebebiyle insanlar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a yönelttikleri her soruda, çözüm aradıkları her konuda benzersiz bir akılla karşılaşacaklardır. Daha önce hiç düşünemedikleri yolları, hiç göremedikleri çözümleri, hiç akledemedikleri bakış açılarını Hazreti Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle öğrenecek ve uygulayacaklardır. Evet, her akşam olduğu gibi İstanbul'umuzun güzide bir semtinde, tarihi bir mekanında hem gelecekteki güzellikleri müjdeledik hem de tarihimizi andık. Evet, A9 televizyonu tarafından hazırlanıp sunulan Mübarek Şehir İstanbul programımızın sonuna geldik. Bir sonraki tarihi mekanda görüşünceye dek hoşça kalın, hayırlı akşamlar.